Hemen konuğumu takdim edeceğim sizlere. Aydınlık Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni İlker Yücel. Mustafa İlker Yücel. Ee, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. İyi ee, yayınlar Hırladınız. diliyorum. Çok teşekkür ederim. Sağolunuz, varolunuz. İlker Bey, e, Aydınlık Gazetesi bomba manşetler atmaya devam ediyor ve e, gerçekten e, detay araştırmacı gazetecilik yapmaya da çalıştığınızı görüyoruz. E, bunu da çok önemsiyorum gerçekten. Şimdi özellikle sizin ve gazetenizin üzerinde durduğu, ve vurguladığı, sizi takip edenlerin çok iyi yakından bildiği meseleler özellikle Amerikan Başkanı'nın Biden'ın seçiminden sonra bazı gerçeklere ve tehlikelere işaret etmeniz. Oradan mı başlayalım? İç siyasetin içerisinde çok tartışmalar var. Militan söylemleri var. Öte yandan haziran seçimleri iddiaları var. Tartışmalar yüksek, sesler, volümler yüksek. E bir de iç siyasetteki tartışmalar var ama ben derim ki isterseniz Amerikan Başkanı Biden Evet. çok enteresan bir şekilde koltuğa oturdu. Türkiye ilişkileri çok merak ediliyor. Türkiye'ye bakışını üç aşağı beş yukarı biliyoruz. Çünkü zannediyorum Obama döneminde zaten başkan yardımcılığı yapmış, Türkiye'ye gelmiş, gitmiş bir kişiden bahsediyoruz. Biden sonrası Türkiye Amerika ilişkileri İyi olacak mı? Biden e, 25 bin silahlı ulusal muhafızın eşliğinde kongreye girebildi. Bu çok önemli bir gerçek. Yani Amerikan tarihinde ilk kez olan bir olay. 25 bin silahlı muhafızla birlikte girebildi ki o 25 bini de araştırdılar. Tek tek inceledi FBI e, ve içlerinden şeyleri buldu. E, Trump'a yakın. Kur, kuruluşların bazı üyelerini onlara sempati duyanları da buldular. Yani o 25 bini bile incelemek zorunda kaldılar ve bölen bir kuvvet bölündü şu anda. Bu hmm. dünya tarihimiz için bizim e, coğrafyamız için, Türkiye için, mazlum uluslar için, İslam coğrafyası için çok önemli bir gelişme. Yani Amerika bölündü. İkiye bölündü şu anda. Öyle ve... mi? Kesin mi? E, yani e, Trump'ın çünkü... o 6 Ocak olayları eee Yo ben kazandım biliyorsun mektubu. Evet. E, şaibe e, li bir Burada durum bir, yaratması. Bizim Türk basının basınında bu söylediğiniz başlıkları ele alırken bir hata yapıldı. Biz ona çok e, özen gösterdik, dikkat ettik. Bir e, Amerikan medyasından bakmayacaksınız Amerika'ya. Bizim Türk basınında oradaki arkadaşlarımız bile Amerikan medyasının yorumlarını bize aktardı. Halbuki orada e, kongreye giren kuvvet ve e, bu son 4 yılda 5 yılda e, hararetlenen tartışmaların temel sebebi Trump değildi. Bu çok önemli. Trump o dinamiğin bir siyasi sözcüsü figürü olarak ortaya çıktı. Ama Trump'tan bağımsız, Trump'a rağmen, Trump'tan sonra da olacak olan bir kuvvet çıktı. O kuvvet şu. Dedi ki, biz dedi dünyaya çöllere para gömüyoruz. Irak'a para gömdük, e, Suriye'ye para gömdük ama Amerika yoksullaştı. Yani Amerikan halkı fakirleşti, Amerikan halkı sağlık hizmeti alamıyor, Amerikan halkı ölüyor, kimse dönüp bakmıyor ve redneck dedikleri yani bo boynu kırmızı yani çalışan kesim, orta sınıf çalışan kesim daha çok orta Amerikanın e, sınıfları ne yaptı? Dedi ki biz dedi bundan sonra first America diyoruz. Hmm. İlk önce Amerika. Yani kaynakları dışarıya akıtmayacaksınız. Kaynakları evvela kendi halkına vereceksin tamam, bu Orta diyerek. Orta ortadoğu ve dünya bu, barışı için herhalde olumlu bir şeydi değil e, tabii. mi? tabii çünkü Amerika içinde şöyle bir kuvvet çıktı. Son 4 yılda 5 yılda Trump bunun sözcüsü pozisyonundaydı. Hegemonya peşinde koşmak yerine dünyaya hegemonya e, kurmak yerine Amerikan halkının sorunlarını çözmeliyiz diyen bir tamam. kuvvet çıktı. Dolayısıyla Mesela, Biden hayır biz hegemonya çalışmasına devam edeceğiz dedi. Bakın bölgemize nasıl yansıdı o? McGurk gibi bir ismi atadılar. Yani McGurk kimdi? Bağdat saldırısıyla mı? Bağdat saldırısı da bunun bir işaretiydi. Aslında Biden Bağdat bombasıyla geldi. Hulusi Akar Bağdat'tan ayrıldı. Bağdat havaya uçtu. Son 3 yılda 4 yılda böyle bir saldırı yoktu. Ve Sayın sadece Hulusi Akar değil Genelkurmay Başkanı da oradaydı. Yaşar Güler. Yani iki, iki önemli isim Türk savunmasının iki önemli ismi Bağdat'ta Sincar operasyonunu planladı ve dedi ki Bağdat'a ve Irak özel Yönetimi dedi ki Sincar'da PKK istemiyoruz dedi. Ya temizleyin ya da biz temizleyeceğiz dedi. Siz temizliyorsanız da lojistik desteği ve istihbarat desteğini sağlarız. Biz kan ikinci bir kandil istemiyoruz dedi. Onlar çıktı Bağdat havaya uçtu. Peki o Aynı zamanda Türkiye'ye bir mesaj mıydı? E, tabii. Direkt mesaj mıydı? Irak'a da bir mesaj. Irak'a da bir mesaj. Irak'ta da Türkiye'de diyor ki... Orta Doğu coğrafyasına bir mesaj. E, tabii bakın biz Bağdat'taki haber kaynaklarına sorduk. Oradaki önemli gördüğümüz gazetecilere sorduk. Bu bomba sonrası ne oldu diye. Çok önemli bir gelişme oldu. Irak güvenlik bürokrasisinde Amerika'ya tavır alanlar görevden alındı. Ve daha mutedil isimler Amerika'ya daha mutedil isimler göreve getirildi. Yani... O bombayla birlikte bir Irak'a mesaj verdi. Benden habersiz hareket etmeyeceksin. İki Türkiye ile birlikte hareket etmeyeceksin. Üç içindeki anti Amerikan unsurları temizleyeceksin mesajı. Ama burada durum şu Amerika artık bombalarla ülkeleri ya, hizaya getireceği güce sahip değil. Çünkü Amerika'nın içinde kongre basmaya cüret edecek bir dinamik ortaya çıktı. Şimdi o yüzden Biden'ın işi zor yani Biden şimdi yeniden hegemonya kuracakmış yeniden Türkiye'ye diş gösterecekmiş. Hmm. Yeniden Irak'ta Suriye'de planlar yapacakmış. Bunlar geçti. Hani muhalefeti destekleyecekmiş. Bunlar öyle kolay olacak işler değil artık Amerika için. Yani Amerika ikiye bölündü. Sonuçta Amerika'da bir bölüm var ki bunun yapmasına e, engel olacak. Bunları yapmasına engel olacak. Tabii yani bu da yine olacak. dünya barışı için olumlu bir Tabii. şey olarak nitelendiriyor. Pınar Hanım bir bir şuna dikkat etmemiz lazım. Trump'ı şeytanlaştırma haberleri aslında şuna hizmet etti. Bu Amerika'daki e, top Amerika'da e, Trump'a oy veren milyonlarca insan yani Amerika'da böyle e, Trump gerçekten kafa kafaya e, seçimi götürdü. Pandemiye rağmen yani salgının büyük evet. e, Amerika çünkü da o bireysel kar sistemleri insana sahip çıkamadı. Bizim gibi değil yani Türkiye e, sağlık sistemi çok kuvvetli olduğu için cumhuriyet döneminden gelen bir merkezi e, devlet yapısı da kuvvetli olduğu için biz bu süreci e, ciddi hasarlar yaşamadan yaşlılarımızı da koruyarak, insanlarımızı da koruyarak e, götürüyoruz. Amerika öyle olmadı. Amerika'da toplu ölümler oldu salgından dolayı. Kimse de dönüp bakmadı. Ve Amerikan halkı sağlık hizmeti alamadığı için, yoksullaştığı için, fakirleştiği için yönetimine dedi ki ben bundan sonra senin e, silah tüccarlarını çıkarı için savaşmayacağım. First Amerika dedi. Birinci e, meselemiz Amerika'dır bundan sonra dedi. Evet. Kongreye giren Amerikalıların da ilk Burası bizim evimiz yazısı yazdılar kongrenin içerisine. Burası silah tüccarlarının evi değil. Burası Amerikan halkının evi evet. diyerek yazdılar. Trump'ın bildiğimiz kadarıyla evet yeri geldi kızdık. Yeri geldi tweetlerine bu nasıl bir kafa dedik. Eleştirdik. Ama baktığımız zaman hiçbir ülkeye savaş açtığına şahitlik etmedi. Asker çekmeye çalıştı. Hatta Suriye'den asker çekmeye çalıştı ve Pentagon bu işten çok rahatsızlık Tabii. duydu. Peki Trump 6 Ocak olaylarının başlangıcını e, hareketlendirdi, e, o bir tuzağa mı düşürüldü? Bu, tabii bu yorumlarda çok yapılıyor ama şunu görelim, e, halk hareketleri böyledir. Yani Trump bunu ateşleyen pozisyondaydı. O gün o çağrıyı da yaptı. Gidin kongrenin önüne dedi ve e, engelleyin diye çağrı evet. yaptı. Ama Trump'ın doğrudan e, disiplini altında bir halk hareketinden söz edemeyiz. Yani Trump doğrudan kumanda etmiyor o halk hareketine. Trump o rahatsızlığı bir siyasi sözcüsü ama mesela Trump olmasa yarın Amerikan siyasi arenasında ikinci bir Trump gelecek göreceksiniz. Öyle mi? Yani onun sözcüsü fikri, olan evet. O fikri yani O fikri tabii yani tanışı. o Redneck diye tabir edilen ensesi kırmızı yani çalışan, üreten ve bizi Amerikan kaynaklarını çöllere gömmeyelim. Amerikan halkına sunun diyen o daha çok Orta Amerika'nın halklarının temsil ettiği, insanların temsil ettiği hareket mutlaka devam edecek. Şimdi e, Türkiye'de herhalde bizi seyreden izleyicilerimiz dahil olmak üzere... bizi Amerikan Başkanı'nın kim olduğu hiç umurumuzda değil. Yani Trump da olur, Biden olur, Ahmet olur, Mehmet olur. Evet. Sonuç e, Türkiye-ABD ilişkidir. Yani bir tarafta müttefikimiz olan bir Doğru. süper güçten bahsediyoruz. İşte S-400 onların herhalde yaptırımları önümüzdeki günlerde hemen karşımıza gelecek. F-35 meselesi var, Fethullah Gülen'in iadesi konusu var. Zannediyorum ki yeni yönetimde de hiçbir şey değişmeyecek ve... Ankara'nın en e, tepkili olduğu konuysa YPG'ye verilen silahlar meselesi. Şimdi tüm bunlara baktığınız zaman nasıl bir e, ilerleme kaydederiz? Ve ardından bomba soruyu soracağım. Asıl Biden'ın e, başa geçmesiyle biz bir darbe geçirmiş ülkeyiz ve korkuyoruz. O soruya geleceğim. Ama önce... S-400 meselesinde Fethullah Gülen'in iadesi konusunda ya da YPG'ye verilen silahlar konusunda Ankara-Washington arasında bir e, ortak bir anlaşma, bir şey olabilir mi? Anlaşma yani Türkiye şuna boyun eğmemeli, e, eğmez, eğmeyecek öyle gözüküyor. Ankara bu konularda net, dik durmalı. E, FETÖ konusunda e, Türkiye'nin savaşı devam ediyor, mücadele devam ediyor. Daha bitmiş bir kavga değil bu biz burada FETÖ'nün vücudunu dövüyoruz ama kafası dışarıda, Hı. parası dışarıda. FETÖ'nün bütün para kasaları hala dışarıdan örgütü içeride dik tutmaya çalışıyor. O yüzden bu kavga daha bitmiş değil. Üstelik FETÖ siyasi manevralar yapıyor. Artık hukuki birçok çözüm göremediği için yani Türk hukuku, yargı teşkilatı FETÖ'ye hiç aman vermiyor. Bu konuda çok hızlı davranıyor. Ne yapıyor siyasi ee, manevradan kastınız ne? Mesela kontrollü darbe söylemini yaymak gibi. Söylem e tabii yani söylem yayıyor. Bunu Enver Altay'lı iddianamesinde de görmüştük. Yani onun bir sistemli bir çalışma olduğunu görmüştük. İşte e, Türkiye'yi bir diktatör yönetiyor söylemi mesela Amerikan dergileriyle FETÖ'cülerin aynı anda e, Türkiye'de e, dile getirdikleri bir Hı. söylem. Mesela sözde Cumhurbaşkanı'nın söylemini de e, FETÖ ...ağzı olarak nitelendirmişlerdi. Şöyle bak, Katılıyor e, musunuz? Ben katılıyorum şundan. Sözde Cumhurbaşkanı dediğiniz andan itibaren... E, ...yıkmak onu... Yas, ...yasal ya da yasadışı... ...yıkmak onu meşru pozisyona getirmiş olursunuz. Yani sözde Cumhurbaşkanı... ...yani aslında Cumhurbaşkanı değil... ...demiş oluyorsunuz ve... E, bu ...bunu e, bir kalkışma çağrısı olarak da... ...yorumlarsanız abartı yap, yap, yapmaz... ...olmazsınız yani şundan... ...bir yandan FETÖ diyor ki... ...Türkiye'de bir yasa dışı iktidar var diyor ve Amerika Birleşik Devletleri de dergileri de bunu nasıl destekliyor? Türkiye'de Saddam benzeri, Kaddafi benzeri bir iktidar var diyor ve açık söyleyelim bugün Türkiye'yi yöneten Cumhurbaşkanı Erdoğan Saddam'dır, Kaddafi'dir diye yazılar yazılıyor. E şimdi niye Amerika bir anda böyle propagandalar yapıyor ve içeride de sözlü Cumhurbaşkanı laflarıyla besleniyor? Bu çünkü Batı Türkiye'de iktidarı 2015'te devirmeye çalıştı. Bombalarla 15 tane bomba patlattı. İnönü Stadyumu, Havaalanı... alanı, tren hafta. garı, Her Kayseri'de evet. Evet 13 tane, 14 tane bomba patladı ve bir darbeyi çağırdığını biz o zaman aydınlıkta yazmıştık. Bu bombalar Türkiye'de kamu düzenini bozup bir iktidar değişikliğinin önünü açmak için özellikle yapılıyor diye. Ve arkasından bu olmadı. Türk milleti teröre karşı dik durdu. Boyun eğmedi e, arkasından da darbe e, girişimi yani. geldi biliyorsunuz ve Türkiye'de Biden ekibi en sonunda dedi ki biz ancak muhalefeti destekleyerek çözüm e, alabiliriz dedi. Bu Aynen da Aynen şu cümleleri Hı. var. İzleyicimiz daha iyi biliyorlar ama ben onu okumak istiyorum. Bence yapmam Biden söylüyor bunu ama tabii koltuğa oturmadan önce söylüyor. Bence yapmamız gereken farklı bir yaklaşım izlemek. Muhalefetin liderlerini desteklediğimizi açık şekilde belirtmeliyiz. Açıkça pozisyonumuzun parlamentoda yer edinmek isteyen Kürt nüfusun entegrasyonunu sağlamak olduğunu söylemeliyiz. Yanlış olduğunu düşündüğümüz şeyler hakkında sesimizi çıkarmalıyız. Yaptıklarının bedelini ödemeli Sayın Cumhurbaşkanı için söylüyor. Muhalefetle doğrudan iletişimde olup Erdoğan'ı mağlup etmeleri için cesaretlendirebiliriz. Darbeyle değil seçimle evet. kelimesini kullanıyor. Yani bunca lafı söylüyor sonra evet. demokrasiyi <laughs> de arkasına Tabii. Ee, koyuyor. Çünkü darbe başarısız oldu. Bir tek seçimle şimdi bunu yapabiliriz. Ekonomik zorlukları bunun bir kaldıraç kuvveti yapabiliriz diye düşünüyorlar. Burada bizim muhalefetimizin şu tutumu alması gerekiyor. Bakın bu çok önemli bu söylediğiniz Ama metin. Ama bu söyleme muhalefetin de tepkisi olmuştu ben öyle hatırlıyorum değil mi Türkiye'de? Ben e, genel başkanlar düzeyinde e, Biden'a doğrudan Türkiye'nin iç işlerine karışamazsın. Türkiye'nin evet. bu, bunu liderler, liderler bu aslında o kadar liderler. olağanüstü As kadrolardan duydum Evet mesela. yani şimdi ee, Cumhuriyet Halk Partisi'nin de İyi Parti'nin de tabanında vatansever insanlarımız var. Yani onlar da hep vatan hassasiyeti kuvvetli insanlarımız. Şimdi alt kadrolarda yaptığını açıklama belki onların o duygularını yatıştırmak bakımından önemlidir ama Amerika'ya gerekli mesajı vermek açısından önemsiz. Hmm. Amerika'ya şöyle bir mesaj vermeniz gerekiyor. Ey Amerika, ey Biden siz Türkiye'nin iç işlerine burnunuzu mu sokacaksınız? Biz buna izin vermiyoruz. Biz buna izin vermiyoruz. Yani bunu Bakın CHP biz Aydınlık'ta yapmalıydı, İyi Parti lideri yapmalıydı diyorsunuz. Tabii. Yani Şimdi ben Aydınlık'ta bir e, ismini vermeyeyim. Türk Türk gazeteciliğinin duayenlerinden birisiyle bir köşemiz vardı. Ben sordum, e, Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, e, bir enstitünün toplantısında e, Biden'a Amerikan yönetimine seçilirse ne mesaj veriyorsunuz diye soru soruldu. Sayın Kılıçdaroğlu dedi ki Türkiye'deki demokrasi kültürünün gelişmesine katkı sunmalı. Şimdi siz böyle dediğiniz anda ne demiş oluyorsunuz? Ey Biden, ben hazırım göreve evet. demiş oluyorsunuz, Aynen. değil mi? Şimdi Türkiye'deki demokrasi kültürünün Amerika'nın yardımına ihtiyacı mı var? Ben bu soruyu o e, Türk gazeteciliğin gerçekten duayen isimlerinden birisi, 1940'lardan beri gazetecilik yapan bir duayen sordum ve şöyle bir cevap aldım. Denildi ki eee cevaben, e, Amerika'nın e, uluslararası kavramları, uluslararası e, işte demokrasi gibi insan hakları gibi kavramları e, telkin etmesinin bir zararını görmüyorum dedi. Yani bu Heh. telkine de hiçbir şekilde ya, yani ihtiya Vallahi... hakikaten ihtiyaç yok. Zaten ortada kriterler var. O kriterlere uyması gereken bir ülkeyiz. Yani e tabii. diğer ülkeler gibi. Amerika kendi uysun. Amerika kendi haline baksın. Amerika'dan Türkiye'ye demokrasi ihraç etmek isteyenler ki Amerika'nın kendi içindeki demokrasiye baksınlar. Trump'ı bir anda... Twitter'da Trump'ın fotoğrafını koyanların hesaplarını bile kapattılar. Esas ee, o zaten zorbalık başlı orada. Başına bir, Esas e, zorbalık orada. E, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Biden başa geçtiği yani daha doğrusu geçtiği yani yeni geçti ama kazandığı ilan edildiğinde Türkiye'de herhalde ilk tep te teb tebrik eden kişi de e, Sayın Kılıçdaroğlu'ydu. Bu da tepki çekti Türkiye'de. Yani neden e, daha dur Tabii, bir koltuğa, daha otursun. koltuğa oturmadan. Ben daha önemlisi şunu önemsiyorum. Bu az önce söylediğim e, konuşmasında yani e, Türkiye'deki demokrasi kuvvetlerini destekleme çağrısı e, biz onu Aydınlık Gazetesi'nde manşetten verdik. Çok kritik bir çağrıydı çünkü o. Dedi ki bir bakın muhalefet şu anda Biden sonrasına hazırlanıyor. Bir bu. Burada Sayın Kılıçdaroğlu ve Akşener'e düşen e, bir vatansever siyasetçiye düşen şu. Ey Biden Türkiye'nin iç işlerine karışamazsın. Ben bu yüksek sesle toklukta bir açıklama görmedim ve duymadım yapsalar biz de manşet yaparız. Herkes siz de haber yaparsınız. Herkes haberini yapar. Ama burada Biden sonrası Türk siyasetine açıktan müdahalede bulunulacak. Açık söyleyeyim. Bulunulacak ve sokağı hareketlendirme konusunda planlar yapıyorlar. Sokağı hareketlendirmek için. Bunun örneklerini 2015'te 16'daki iddianamelerde Carlos Suikasti sonrası Engin Altaylı iddianamesinde de bunun emarelerini Türk savcıları tespit etti. Onlar şu çünkü anda... iddialı bir şey söylüyorsunuz. Hiç iddialı. onlar şu anda şunun pususunda. Yani çok ciddi iddialı bir şey söylüyorsunuz. İ, çünkü yani. bunun işaretleri... Biden sonrası e, Türkiye'ye müdahale edecek diyorsunuz Amerika. Hiç evet iç siyasete, iç siyasete müdahale, müdahale edecek. Müdahale edecek e, ve sokak hareketlerine kışkırtacak diyorsunuz. İ, bunu şöyle ilan ettiler. Bakınız Atlantik Konseyi 1960'larda kurulmuş çok önemli bir kuruluştur içerisinde tamamen Amerikan istihbaratının Dışişleri Bakanlığı'nın en yetkin isimleri çalışıyor, raporlar yazıyor. Son raporu 2021 raporundan size bilgi vermiş olayım. Diyor ki Türkiye haydut devlettir. Atlantik Konseyi yani Amerika'nın Dışişleri Bakanlığı'nın yol haritasını çizen kuruluşlardan birisi Türkiye'yi haydut devleti ilan ediyor. Kimi ilan ediyor? Rusya'yı ilan ediyor. Çin'i ilan ediyor. İran'ı ilan ediyor ve Türkiye'yi haydut devleti ilan ediyor. Şimdi yani bunların içine tek müttefik olduğu ülkede evet, Türkiye. Evet şimdi ay. ben ABD Dışişleri bakanı müstakbel Dışişleri Bakanı'na teşekkür ediyorum. Bizim içimizdeki Amerikancılar Biden'la şöyle anlaşalım böyle anlaşalım diye hayaller kuruyorlar. Biden'a şu tavizi verelim bu tavizi verelim diyorlar ama o beyefendi çok açık bir şekilde söyledi dedi ki Türkiye sözde müttefiktir dedi. O haydut devlet tanımını destekleyen açıklamalarda bulundu. Biz dedi Doğu Akdeniz'de yani. Blinken dışişleri bakanı olacak olan kişi çok açık Şu bir anda, şekilde. E, tabii Biden'ın Biden e, dışişleri bakanı olacak kişi Türkiye sözde müttefiktir dedi. Hı hı. Biz dedi Doğu Akdeniz'de Yunanistan'la çalışmak için sabırsızlanıyoruz dedi. Yani Yunanistan'la çalışmak ne demek? Mavi vatan e, haklarını çiğneyeceğiz Türkiye'nin demek. Hı hı. Ve hı hı. içeride de muhalefeti destekleyeceğiz dedi. Şimdi siz e, muhalefet eğer Biden'ın umudu olursa açık söyleyelim ezilir. Yani Türkiye'de Biden'cı bir muhalefetin, Biden'dan destek bekleyen bir muhalefetin e, başarı şansı sıfırdır. Sıfır. Hele bu bombalardan darbeden sonra Türk milleti oyunu gördü ve buna evet, da reaksiyonu de sert oldu. Yani ne muhalefet kanadının onlara oy veren vatansever topluluğu ne Cumhur İttifakı'nın yani Türkiye'de halk buna müsaade etmez zaten ama Türkiye'de... bazı oyunlar tabii ki yapılmaya çalışılıyor. Peki... E, Rent Corporation'a hep e, siz ve gazeteniz e, detaylı bir şekilde içerisindeki darbe iddialarını ve açık ve net Türkiye'de darbe yapılması gerektiğini söyleyen ifadeleri manşetlerinize taşımıştınız. Rent Corporation'ı biz bir ara konuştuk ama kapandı gitti diyelim derken e, öğrendik ki e, Joe Biden Rent Corporation'la çok ilişkili bir başkan. Evet yani. O ilişkiyi biraz açar mısınız Tabii. yani? E bu sefer taşları yerine koyduğunuz zaman eee insanın huzursuz eden bir takım şeylerle karşı karşıya kalıyor. Ben yakalıyor. şunu söyleyeyim Pınar Hanım, şundan çok e, rahatım. E, Amerika'nın Türkiye için bir güvenlik tehdidi olduğunu e, biz 2000'li yıllardan önce Aydınlık gazetesi anlatırken Suriye'nin kuzeyindeki devlet yapılanmasını, terör devleti yapılanmasını anlatırken FETÖ'nün bir istihbarat kuruluşu olduğunu anlatmaya çalışırken ikinada çok zorluk çekiyorduk. Ve kimse açıkçası dinlemiyordu Aydınlık gazetesini ve o zaman Sayın Doğu Perinçek'in yaptığı açıklamalar hep böyle üstü örtülmeye çalışılıyordu. Ama şimdi Türkiye özellikle darbeyi de darbe girişimini de yaşadıktan sonra Türk milleti ve Türk devleti şunu gördü. Ta 90'ların ortasından itibaren bazı generaller çelik harekatıyla falan tehdidi göstermişti. Eşref Bitlis gibi şehit edilen generallerimiz ama Türkiye şu anda şunu gördü ve o yüzden Sayın Hulusi Akar'ın Bağdat ziyaretini hatırlatmanız çok önemliydi. Biden'la birlikte bombalar eğer patlatmak niyetiniz varsa anca Bağdat'ta patlatırsınız artık. Türkiye'nin içinde patlatma döneminiz gitti. Bakınız dün Ankara'da onlarca IŞİD'li gözaltına alındı ve son 4 ayda zannediyorum 300'ü aşkın IŞİD'li toparlandı. Yani o Amerika'nın bomba patlatacağı kuvvetler kimler? PKK'dır, IŞİD'dir İçeride de emniyet içerisindeki yuvalanmalarını kullanarak FETÖ ile bu istihbaratı gizliyorlardı. Yani her patlayan bombayı perdeleyecek FETÖcü isimler oluyordu devlet içerisinde. Şimdi onlar da temizleniyor dolayısıyla. Amerika Türkiye'de istikrarsızlık yaratabileceği araçlardan mahrum hale ama geldi. Ama aşağıda IŞİD'i tekrar canlandırabilir. Irak'ın kuzeyinde, Suriye'nin kuzeyinde canlandırabilir. YPG şimdi YPG'yi daha çok güçlendirerek onlara doğru, karşı kullanabilir. Doğru, kullanabilir ama şimdi mesela Deyrizor'a 3 gün önce 50 tır yolladılar. Ee, Rusya Kamışlı'ya asker yolladı. Bizim tanklarımız şu anda aynı saha bölgesine girdi. Göreceksiniz önümüzdeki bir iki hafta içerisinde orası da temizlenecek. PKK'dan süpürülecek. Biz burada Türk milletine şöyle bir özgüven vermemiz lazım Amerika Türkiye ile savaşında Türkiye'de iktidar değişikliği ve Türkiye'yi yeniden 2013 öncesine götürme 2012 önce yani daha böyle kontrol altına alabileceği bir döneme götürme şansına sahip değil gücüne sahip değil bunu bir tek muhalefeti şundan uyarmamız lazım milli muhalefet Evet milli muhalefet olması lazım Öyle söyle Biden'cı muhalefet yerine vatansever muhalefet olacak yani AK Parti'yi nereden Ele, ele, madem eleştireceksiniz nereden eleştireceksiniz? PKK'ya karşı kararlı mücadele yürütmüyorsa o zaman eleştireceğiz. FETÖ'ye karşı kararlı mücadele yürütmüyorsa eleştireceğiz. Doların Türk piyasasındaki hakimiyetini engelleme yönünde çaba sarf etmiyorsa, Türk lirasını savunmuyorsa o zaman eleştireceğiz. Ama siz Biden'ın ağzından Türkiye'yi demokrasi kuvvetlerini destekleyin derseniz ki Sayın Kılıçdaroğlu dedi altını çiziyorum. Açık bir şekilde bizi Aydınlık Gazetesi'nde de bunu manşetten duyurduk. Biden demokrasisi Türkiye'de tutmayacak artık. O dönem kapandı. Artık muhalefetin de milli olmak zorunda olduğu bir döneme girdi. Türkiye eğer muhalefet Biden'la hareket ederse Biden'la hareket ederse çok açık söyleyeyim o damat feritlerin düştüğü pozisyona düşer. Yani damat feritler nasıl İngilizlerle vatanı işgal edenlerin yanında saf tuttu, oraya sürüklendi ve e, kuvay Milliyecilere çete dediler, kuvay Milliyecilere hakaret ettiler. O zaman yuvarlandılar gittiler. Bidenci muhalefet de Kuvay Milliye'nin karşısında duran, milli kuvvetlerin karşısında duran ve işgalcilerle Türkiye'de iktidarı değiştirmek isteyenlerle işbirliği yapan pozisyona düşerler. O zaman şu laf sizi kurtarmaz. Ben Atatürk'ün partisiyim. Atatürk'ün partisi Bidenci olamaz. Yani Atatürk'ün partisi Biden'dan demokrasi isteyemez. Atatürk'ün partisi Biden'la en önde mücadele etmesi ya, gereken Demokrasi partidir. gelsin diye mücadele etmesi gereken. Tabii. Yani bu, burada eğer <laughs> cumhurbaşkanını devirecekse muhalefet Biden değil, kendi geçti ülkenin gerçeklerine dayanacak, ülkenin dinamiklerine dayanacak, AK Parti'nin hatalarını söyleyerek ikna edecek ama siz bir uluslararası konferansta e, nasıl söylersiniz Türkiye'de demokratik e, demokrasi kuruluşlarını desteklemesini istiyoruz diye böyle zaten, bir lafı kabul e, etmememiz zaten gerekiyor. Zaten biz Avrupa'dan da bu konuda sıkıştırılan bir ülkeyiz. İşte yine en son Avrupa Parlamentosu Selahattin Demirtaş'ı ve Osman Kavala'yı bırak diyor. Evet. E, direkt söylüyor yani. Bir evet. Avrupa'nın böyle bir Demirtaş sevdası mı var? Yani ısrarı var, vazgeçmiyor. Çünkü e, Avrupa değil, ve Amerika Selahattin Demirtaş'ı Apo'nun yerine düşünüyor. Yani onlar gördüler, Selahattin Demirtaş'ın güzel parlattılar. PKK lideri döneminde. olarak mı düşünüyorlar Selahattin o, o bölücü hareketi. E, Tabi yani. bölücü. Tabii bölücü Apo hareketi. Yerine. Yani bir gün zaten Apo, Apo devletin elinde artık. Bakın Apo artık Türk Anlıyorum. devletinin elinde. Apo'yu Amerika artık kullanamaz. Ama Selahattin Demirtaş'ı kullanır. Yani Apo artık e, milli İstihbarat teşkilatının kontrolünde olan, devletimizin kontrolünde olan tutuklu, hüküm yemiş Türkiye'yi bölme girişiminden dolayı Amerika e, ve emperyalist Zaten kuvvetlerle katetçikamaz diyorlar. Abdullah Öcalan çıkmayacak. Evet, ama ancak onu kabullendiler onu, diyorsunuz. E, tabi, Şimdi e, ellerinde Selahattin Demirtaş evet, var. O, Yeni bir lider tabi, diyorsunuz. Bakın burada Amerika PKK'nın 30-40 yıllık liderliğini bir kenara koyuyor adım adım. Bak bu da çok önemli bir gelişme. Yani o Murat Karayılanlar falan hala Türkiye için tehdit Şimdi ama... diyeceğim? Murat Karayılan yani e, Kandil buna müsaade eder mi? Hani orada da kendi içlerinde bir savaş, e, bir lideri... Mutlaka var ama burada yeni yeni plan şu. Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'ye Suriye'nin kuzeyindeki yapılanmanın aktörlerini PKK ile ilişkide olmadığı için kabul ettirmeye çalışıyor. Ve hatta şunu da işaretlerini veriyor diyor ki... Bu PKK'nın 30-40 yıllık yöneticilerini sizin önünüze verelim, atalım, yeni aktörler sahneye çıkaralım. Tamam, bu bunlardan rahatsız oluyorsanız, yani yeni işte o Kobani bölgesindeki liderleştirdikleri hmm. isimler ve onları Selahattin Demirtaş'la buluşturarak Türkiye'de PKK'ya nefes aldırmak istiyorlar. Selahattin Demirtaş bu açıdan önemli Amerika ve Avrupa için. Yani PKK'nın önümüzdeki dönem PKK çizgisinin önümüzdeki dönem lideri olması. Ee, olabilecek özellikler göstermesi sebebiyle şu anda Amerika için Selahattin Demirtaş çok önemli. Bakın sizin söylediğiniz kararda 88. sayfadan söyleyeyim. Diyor ki derhal serbest bırakılmalı diyor Avrupa İnsan Hakları evet. Mahkemesi kararı. Şimdi normalde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi ne yapar? Hak ihlalini tespit eder Okey. ve der ki bu evet tespit yani ediyor. Bu serbest bırakın kelimesini kullanamaz. kullanamaz. Aynen dediğiniz gibi. Yani kullanamaz çünkü Kendisini yerel mahkemenin yerine koyamaz hmm. ve tahliye kararı veremez. Üstelik derhal kelimesini de kullanması dikkate değer. Bunu o karara şerh koyan hem Gürcistan'da Türk hakim Saadet Yüksel Türk Yargıç onu da işaret etmişler. Diyorlar ki bu alışılagelmişin ötesinde bir ifade derhal serbest bırakın. Yani Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Selahattin Demirtaş'ın bırakılması için kendi... E, yasasını çiğniyor. Kendi ilkelerini çiğniyor. Üstelik iç hukuk yolları da daha kapanmamışken. Yani daha AYM'nin önündeyken Selahattin Demirtaş'la ilgili olan ikinci başvuru daha yargı aşaması devam ediyorken bırakın diyor. Orada da çiğniyor kendi ilkelerini. Dolayısıyla bu siyasi bir müdahaledir. Selahattin Demirtaş'ı bırakma e, hamlesi. Bu siyasi müdahalede bizim şuna dikkat etmemiz lazım. Burada Diyarbakır anneleri Türkiye'nin ufkunu açtı. Bakın o Yoksul Kürt kökenli annelerimiz Diyarbakırımızın en yoksul insanları, en yoksul. Ben daha iki hafta önce Diyarbakır'daydım. Gittiriz Ulusal evet biz, biz sürekli Diyarbakır annelerimiz nöbeti tuttu. Hacire anne oraya oturdu kapının önüne. Muhteşem bir fotoğrafı vardır. Orada kapının dibinde oturdu. Kaldıramadılar onu betona oturdu ve saatlerce bekledi. Ben oğlumu almadan gitmeyeceğim burada dedi ve öyle bir ateş yaktı ki arkasından anneler yığıldı oraya. Ve Hacire anne de çocuğunu kurtardı. 22-23 tane evladımızı kurtardık bunların elinden. Ve Diyarbakırlı, Diyarbakır anneleri e, Türkiye'nin teröre karşı kararlı tutumundan güç aldı da gitti. Daha önce oluyor muydu böyle bir şey? Yani siz daha önce ben Diyarbakırlıların evet. PKK'ya tavır gösterdiğini bu kadar hep bir şekilde saklanmak zorunda kalıyorlardı. PKK boğar orada diye. Şimdi... Devlet eğer Diyarbakır annelerinden desteğini çeksin kimisi diyor ya devlet o kapıda bekle insan bekleyemez. Devletin anneleri oraya götürmesi yanlıştı. İyi Parti yöneticileri de buna benzer açıklamalar yaptılar. Bakınız orada evet, İçişleri evet. Bakanlığı annelere desteğini çeksin, emniyet çekilsin. O annelerimizi ne hale getirirler orada? Çocuklarımızı, annelerimizi kurtaramayız. Çocuklarımızı kurtaramadığımız evet, gibi. Evet. Dolayısıyla burada Selahattin Demirtaş'a Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Tabii Selahattin Demirtaş'a odaklanıyor ve bırakın diye talimatlar yağdırmaya Hı. çalışıyor Türkiye'ye. Osman Kavala'yı da Ama... koyuyorlar arasına. Evet onu da koyuyorlar. Hani O da Batıcı aynen. muhalefetin. Osman tabii, Türkiye'de muhalefetin bir bölümü sırtını Batı'ya dayayarak sonuç alabileceğini düşündükleri için ve Soros'la bağlantılı kuvvetlerle de hareket ettiği için onları çok seviyor tabii Batı. Ama Batı Diyarbakırlı annelerin çocuklarının hakkını savunmuyor. Savunmazlar, savunmuyorlar. Hani gel, verin o zaman... Gelin bir tane o Avrupa Parlamentosu'nun bir tane adamı gelsin Diyarbakır'a. Annelerimizin yanına, çocuklarını kurtarmak isteyenlerin yanına. Ge çünkü neden gelmiyorlar? Bizim Diyarbakırlı çocuklarımızın eline silah verecekler. Deriz orada Amerikan petrolünün bekçisi yapacaklar. Değil mi? Bizim çocuklarımızı, Anadolu'muzun çocuklarını alacaklar. Diyarbakır'ın, Şırnağın, Hakkari'nin çocuklarını alacaklar. Bizim yurttaşlarımızı alacaklar Deriz orada Rakka'da Amerika'nın petrol bekçisi yapacaklar. Niye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Buralarda bir hak açıklamıyor da hemen derhal e, Selahattin Demirtaş'ı bırakın diyor. Dolayısıyla burada Diyarbakır anneleri çok önemli bir fırsat. Türkiye için tarihi bir fırsat. Hele bir de bugün e, Gaffer Okkan'ı andığımız evet. günlerde. Um, e, Uğur, mumcuri, e, Ali evet, evet siz de. Allah rahmet eylesin. Evet çok çok önemli. Bakın Gaffer Okkan'ın ektiği tohumların ürünü bu. Evet. Çünkü Gaffer Okkan Diyarbakırlılığın gönlüne girdiği için, Diyarbakırlığı kazandığı için PKK'ya karşı... ...halkımız bizimle birlikte hareket etmeye başladı. O tohumları Gafar Okan ekmeseydi... ...annelerimiz bu kadar cesur olmazdı. Çocuklarımız bu kadar cesur evet, olmazdı PKK'ya karşı. Hemen Evet suikaste kurban... Evet hem isim. Uğur Mumcu... ...Uğur Mumcu onu da söylemiş olayım... ...bugün biz aydınlıkta ağabeyi Ceyhan Mumcu'nun ağzından... ...Uğur Mumcu'yu e, anlattırdık. Çok güzel bilgiler verdi bize. Şöyle istatistikler açıkladı Sayın Ceyhan Mumcu. E, dedi ki Uğur dedi son bir yıldaki yazılarının... %70'e yakınını Amerika'nın terör örgütlerini desteklemesine ayırdı dedi. Bu çok önemli bir bilgi yani aslında Uğur Mumcu'nun odaklandığı konu Amerika'nın PKK'ya ve diğer terör örgütlerine verdiği destekti. Destek. Ve Gaffer Okgan da ne yaptı? Kürdümüzü kazandı. Kürt kökenli yurttaşlarımız dedi ki bu PKK'ya Amerika'ya teslim etmeyeceğiz sizi dedi. Sorununuz benim sorunumdur dedi ve Gafar Okan'ı da Uğur Mumcu'yu da Amerikan destekli terör örgütleri hedef aldı ve şehit etti. Şimdi biz onları nasıl yaşatırız? Şimdi herkes Uğur Mumcu'yu yaşatırız, Uğur Mumcu'yu yaşatacağız diyor. Bugün mesela bir gazete sabah birinci sayfasından son sayfasına kadar Uğur Mumcu yazmış. Ama hep böyle eski dönemin Uğur Mumcu yazılarının tekrarı. Uğur Mumcu Diyarbakır anneleriyle yaşar. Gafar Okan Diyarbakır anneleri siz eğer Diyarbakır annelerini savunamıyorsanız siyasi hesaplarla HDP'yi müttefik yaptıysanız kendinize o zaman Uğur Mumcu'yu bir daha katletmiş olursunuz. Gaffar okkanı bir daha katletmiş olursunuz. Yani Uğur Mumcu böyle senin zihninde yaşıyor. İyi de hayatta yaşamıyor. Yani hayatta yaşaması için Türkiye'nin birlik mücadelesinde yaşaması lazım. Yani Baydına selam çakıyorsun. Sonra da diyorsun ki Uğur Mumcu yaşıyor. Baydına selam çakan Uğur Mumcu'yu savunabilir mi? Uğur Mumcu Biden'cılara karşı Biden yani emperyalizme karşı mücadele ettiği için hedef alındı. O açıdan Türkiye'de ilginç bir dönem yaşıyoruz. Ee, bu e, isimleri savunan kesimler aslında pratikte maalesef onların e, düşman olan kesimlerle fiilen işbirliği içerisine girdiler. Peki bence her cümleniz e, manşetlik onu söyleyeyim e, İlker Bey. Çünkü çok önemli e, açıklamalar yaptınız bugün bu yayında. Şimdi süremizden dolayı yine merak ettiğim bazı başlıklarınız var. O da iç siyasete girmek istiyorum. E, aslında bir nevi bağlantıları da var. Ee, özellikle Meral Akşener'in İyi Parti liderinin e, Haziran'da erken seçim olacak e, ifadesi, işte Biden göndermeleri, e, muhalefetin içerisinde Haziran söylemi e, böyle bir kesimde bir e, huzursuzluk da yaratıyor. Yani şimdi erken seçim, muhalefet her zaman erken seçim isteyebilir herhalde son derece de hak, hakkıdır. Muhalefetin en önemli argümanı da erken seçim olsun değil mi? Yani bir şekilde iktidara gelme mücadelesi yaşarlar. Ama bazı söylemler e, rahatsızlık verdi. Ya biz paranoyak bir toplum olduk ya da bu söylemlerin arkasında başka bir takım sebepler var. Nasıl değerlendiriyorsunuz erken seçim? Yani gerçekçi bir söylenme olur mu gerçekten? Yani bugün zaten hazırlık olmak lazım. Erken seçim Haziran'da olacak olsa şu anda erken seçim ilan tabii, edilmiş evet, olması tabii. lazım yani nasıl olacak neden bunlar söylüyor? Ben erken seçim e, tartışmasının e, erken seçim talebinin bu kadar çok olmasının sebebini e, muhalefetin hükümetin dengesini bozmaya yönelik bir adım olarak görüyorum hmm. yani onun dengesini bozmaya çalışıyor onun e, önümüzdeki süreci planlamasını engellemeye çalışıyor bu e, ben erken seçim ihtimalini çok zayıf evet, görüyorum böyle evet e, ama İyi parti yöneticileri, Cumhuriyet Halk Partisi yöneticileri e, erken seçim çağrısı yaparak hükümetin dengesini bozmaya çalışıyor. Bu bir. İkincisi aslında diğer konuların konuşulmasını da engelliyor. Bakın çok ilginç bir şey söyleyeyim size. Şu anda Türkiye'nin en önemli sorunu işsizlik. En önemli sorunumuz ekonomi. Ve e, ben bir televizyon programında karşımdaki Cumhuriyet Halk Partili ve İyi Parti yönet yöneticilerine şunu tavsiye ettim. Dedim ki hep ekonomik zorlukları anlatıyorsunuz. Tarif ediyorsunuz ama bu ekonomiyi bu hale getiren tarif ettiğiniz hale getiren isimlerden birisi olan hatta ekonominin bir numarası olan Sayın Ali Babacan şu anda sizin müttefikiniz dostunuz Sayın Kılıçdaroğlu'nun deyimiyle benim dostum dostlarımızla iktidar olacağız dediği dost kim Davutoğlu Abdullah Gül ve Babacan AK Parti'nin ekonomi dümeninin başında 13 yıl boyunca altını çiziyorum 13 yıl boyunca kim vardı? Sayın Babacan vardı. E o zaman siz e, Ali Babacan'a da muhalefet edin. Sen bu bizim yanımızda ekonomiyi savunamazsın. Sen bu, bu olayın müsebbiplerinden birisin. Türkiye'yi sıcak paraya bağımlı hale getirdiniz. Türkiye'de bir dolar hegemonyası kurdunuz. Türkiye'de bir dolar hegemonyası var açık söyleyelim. Bizim Türk liramız cebimizde yaşıyor. Bakkalla alışverişte kullanabiliyoruz Türk liramızı. Türk liramız sürülmüş şu anda finansal sistemde kenarlara itilmiş. O yüzden siz bu dolar hegemonyasını kuranlardan birisi olan Ali Babacan'a muhalefet etmiyorsunuz. Siz onu müttefik olarak yanınıza koymuşsunuz ama ekonomiyi eleştiriyorsunuz. Bu çelişmeli. Ha burada 12 Eylül'den sonra Türkiye'nin içine girdiği sıcak paraya bağımlı, yani üretimi kenara koyan, kamuyu üretimden çeken, fabrikaları yabancılara satan, köylüyü milletin efendisi olmaktan alıkoyan, yani dün köylü milletin efendisiydi bugün şehrin yoksulu oldu maalesef. Yani bu bir süreç. Bu süreç sadece 2002'den 2021'e olan bir süreç değil. Ali Babacanların e, dümende olduğu dönem özellikle bu hatalar yapıldı ama bu hatanın kökeni 12 Eylül'ün ekonomi politikasıydı aslında. Geçmişten üzerine Evet 12 Eylül'den sonra çünkü, çünkü bakın Türkiye aslında çok önemli bir başarı yaşadı. Kurtuluş Savaşı vermiş bir ülke yani her yerinde düşman postalı olmuş bir ülke. 10 yılda kamuculuk ve devletçilik sayesinde dünyanın en hızlı büyüyen ikinci ekonomisi oldu. Bu çok önemli. Yani biz cumhuriyet döneminde, cumhuriyetin ilk yıllarında e, fabrikalar kurarak e, sanayimizi kamu yönlendirmesiyle birlikte özeli de teşvik ederek, özeli de cesaretlendirerek ama yönlendirerek, o da başı boş bırakarak değil, kamuyu ekonomiden çekerek değil, kendi para birimimizi hakim kılacağımız bir piyasa inşa etti Türkiye ve. Bu arkamızda bir sırtımızı yaslayacağımız bir başarı modeli. Türkiye yeniden bu modeli keşfedecek. AK Parti de bunu keşfedecek. Açık söyleyeyim yani AK Parti kamucu, kamunun e, öncü olduğu, özel sektörün önünü kamu yolu, yoluyla açtığımız bir sürece giriyor. Bakın girdiğinin bir kanıtı da şu. Evet, somut Biz, bir şey söylüyor. Evet, mesela Ruh Serpekcan'ın çalışmalarını ben çok dikkatli izliyorum. Hı hı. Tebrik Ticaret de ediyorum Doktor. Ticaret Bakanı'nın. Bakın bir kooperatifçiliği yaygınlaştırdı. Şimdi ben gazetede görevli yeni 2013'te Aydınlık Gazetesi'nin yayın yönetmeni olduğum zaman hatırlıyorum bizim gazetemizin tecrübeli yöneticileriyle hep şunu konuşurduk. Kooperatiflerin kurulmasını Türkiye'nin gündemine getirelim, anlatalım. Bunu Sayın Doğu Perinçek ekonomiyle ilgili konuşurken hep vurgulardı. E şimdi ne oldu? Türkiye bir kooperatifçilik devrimi yaşıyor. Kimse farkında değil. Özellikle kadın kooperatifleri 3-4 kat arttı son birkaç senede. Sayın İki, Bakan'ı davet edelim yayınımızı anlatsın. Evet, çok... Ee, biz de mesela bilmiyoruz. Bunu eseride. iyi anlattı. Evet, e, biz mesela bizim ekonomi şefimiz bunları çok dikkatli haberleştirdi. Biz de o e, bakanımızın faaliyetlerini dikkatli izliyoruz. İkincisi Çin'e 13 günde tren gidiyor artık. Ya şu o, tren da... <gülüyor> biliyorsunuz. <gülüyor> Biliyorum yani tren o konuşmak. Gitti Bence... gitmedi derken neyse gitti. gitti işte... O da Pınar Hanım aslında var ya o anti tren lobisi diyeyim yani tren kayboldu <laughs> diyenler evet, de tren Türk, buhar kaybolsalar mutlu olacaklardı. Bakın burada bir şey çok hmm. önemli bir şey hatırlattınız şey bana bu. efendim. Acı bir şey bu. Evet yani şimdi tü, duygu birliği yok. Yani Türkiye ile bir duygu birliği olması lazım. Muhalefet olsanız bile diyeceksiniz ki ey iktidar bu Türkiye'nin bu çıkarını savunamıyorsun demen lazım. Halbuki bir tren var. 13 günde Çin'e gitme hedefiyle yola çıkmış bir yaygara kopuyor aynı şırınga dünkü şırınga yani. hadisesi gibi yani şimdi burada o tren kaybolsa çok mutlu olacaklardı tam tersine bakınız çok önemli bir devrim yaptı Türkiye 13 günde Türkiye'den bir tren Çin'e mal taşıyor artık hı hı. Önemli Üstelik, diyorsunuz tabii ki çok ya Asya Çin dediğiniz Asya yani devasa bir pazar ve alım gücü çok yükseldi bakınız 500 milyon insanın artık orta sınıf diyebiliriz Çin'deki 500 milyon yani 1949'da traktörü olmayan bir ülkeydi için. O 1949'da traktörü olmayan Çin 50 yılda 60 yılda Mars'taki toprakta nasıl tarım yapabiliriz? Onu hesap ediyor evet, şimdi. Çin'e fazla girmeyelim. Şimdi bu e, korona. Tren'e, trene girdik. Çin deyince böyle bir insanlarda zaten böyle bir Çin. O da yanlış Çin ama. paranoyası var ama yani Çin deyince şöyle bir de yılbaşı akşamı onlar çok rahat eğlendiler. E, Çin o arşiv. Korona o, oradan çıkmıştı ama. O da Pınar Hanım. Ben yani, e, Çin'e nereden geldik? Tre, tren'den trenden geldik. geldik. Şimdi tren e, bir defa şunu bir parantez içinde söyleyeyim. Çin modeliyle incelenmeye değer. Çünkü tabii, tabii, başlı kamu, başlı kamucu, başlı. kamucu, bilime esas alan bir e, çizgiyle az önce söylediğim noktaya geldiler. Biz burada yani Çin'in yönetilme şekillerinin çok büyük farklılıkları var. Yani o yüzden hani onun Türk modeli belki başlı başına bir tartışma e tartışma tabii biz ne, ne, yapıyorsak Türk yani, modelini esas almamız evet, lazım. Yani ben şimdi orada... Çin'in nasıl yönetildiğini biliyoruz. Yani onun o modeli alıp Türkiye'ye versek yapamayız yani bunun altında. Orada e... Biz eğer o e, modeli Türkiye'ye direkt tatbik edelim diyen bir kişi bile yok Türkiye'de. Çini en dikkatli izleyen biz bile yani Aydınlık grubu Çini çok dikkatli izliyor ve biz hep Türkiye'yi bizi uyardık dedik ki burada bir başarı modeli var. Aslında o başarı modelini biz Cumhuriyet'te uyguladık. Yani dediğiniz gibi milli bir yön yani Hı -hı. Türk Türk modeli Türk yani modeli, aslında karma modeli. ekonomi modeli biz Atatürk döneminde yaptığımız işlerde hayatta en hakiki mürşit bilimdir demek evet. aslında bir e, Türkiye'nin geçmişinde yaşadığı bir dönemdi bu. Yani sonra terk ettik o ülkeyi maalesef. Şimdi buradan şuraya gelecektim. O tren hani ekonomide kamuculuğa yönelmenin de bir ifadesiydi. O o tren aynı zamanda mal taşıyor. Ticaret Bakanı şunu söyledi. Dedi ki: "Treni dolduralım. Sefer sayısını arttıralım. Çünkü muazzam bir pazar var." Şimdi düşünün bize bir yandan Biden'lar sopa sallıyor. Senin sıcak paranı çekerim, dolarını çekerim, benim dediğimi yapmak zorundasın diyor. Mehmetçi Suriye'nin kuzeyinden çekeceksin diyor. Giremezsiniz oraya diyor. Rusyayla şey koyuyor. Evet, Rusyayla Evet, o talimat veriyor talimat dediğiniz veriyor. gibi. Evet. S-400'ü almayacaksın diyor. Neden? Çünkü senin piyasandan doları çekerim. Seni tepe taklak yaparım. Yani manipülatif müdahalelerle bizi siyasi e, tavizlere zorluyor. Ama bir yandan da Asya gibi bir pazar var. Üret, sanayicimiz üretin. Ne üretiyorsanız orada alıcısı var. Muazzam bir Asya. Komşumuz İran yani 60 yıldır, 70 yıldır biz İran'la her şeyimizi paylaşabilirdik. Bir şekilde bu Atlantikçi siyasetler sebebiyle kendi komşularımızla bile yan gözle bakmışız birbirimize. Irak, Suriye, işte yukarıda şimdi Azerbaycan'ımızın kazandığı zaferle birlikte Azerbaycan piyasası. Yani aslında dünyada bu ekonomik açıdan nefes alabildiğimiz bir coğrafya var. Ve biz bunu söylediğimizde e, Çincilik, Rusçuluk yapmış olmuyoruz. Tam tersine Türkiyecilik yapmış oluyoruz. Yani Türkiye'nin nefes alacağı boruları ...açıklamış oluyoruz ve burada... ...işte at, e, muhalefet sorunuza bağlayayım. E, mu, gözü Biden'da olan muhalefetin böyle bir derdi yok. Gözü Biden'da olan muhalefet ekonomik zorlukları anlatıyor. En kolayı bu. Çıkalım pazardan zorlukları anlatırız. İnsanımız zor durumda gerçekten ama bu... ...buna çözüm üretemezseniz ve ortaya bir çözüm koyamazsanız... ...zorlukları anlatmanızın bir getirisi, getirisi olmaz ki. olmayacak. Evet hiçbir çözüm olmaz. Reklam süremiz Peki. geldiğini söylüyor yönetmenim. Ee, şimdi kısa bir araya gideceğiz. Aradan sonra bir bakayım vaktimize göre önemli bir soru soracağım. Efendim şimdi kısa dakikalar var ama önemli bir soru var. Onu da soracağım. Ee, CHP e, Grup Başkan Vekili Engin Altay'ın bir Hı. söylemi var. Evet. Dedi ki e, generalinden uzman çavuşuna kadar... Herkes AK Parti militanı olmuş dedi. Tam cümle bu olmayabilir. Militan devlet e, bir benzetmesi yaptı. Bunu da bir değerlendirir misiniz İlker Bey? Şimdi e, orduya yani orduya militan AK Parti'nin militanı oldu demek çok haksızca. Üstelik e, son Fırat Kalkanı, Barış Pınarı, Zeytin Dalı gibi dünya çapında büyük harekatları yapmış. Azerbaycan'da işgal edilmiş topraklarımızın kurtarılmasına katkıda bulunmuş. Çok önemli operasyonlar döneminde orduya... ...militan olduğunuz, siyasi militan olduğunuz parmağı sallamak doğru değil. E ben de yakın zamanda askerliğimi yaptım. Çok asker tanıdım, uzman çavuş tanıdım, e, subayımızı tanıdım... ...ve hiçbirinde bir siyasi militan emaresi görmedim. Hepsinde şunu gördüm, Türkiye'nin güvenliğine odaklanmış durumdalar. Peki neden bu eleştiriler yapılıyor, sizin söylediğiniz eleştiriler? Çünkü orada Cumhuriyet Halk Partisi'nin yönetimindeki Atatürkçüler tasfiye edildikten sonra... ...Ulusalcılar, Sayın Muharrem İnce CHP ile savaşanlar CHP'nin tepesinde diye dün bunu ifade etti. Bu değişimden sonra CHP'nin yönetimindeki HDP ile yakınlaşma orduya bakışına da sakatlamış durumda maalesef. Yani Türkiye'ye bakışı problemli hali haldeydi. Orduya da tabii HDP ile yan yana çalışırsanız orduya da HDP'nin baktığı gibi bakarsınız siz de. Onun yaptığı çalışmaları satılmış ordu gibi lanse edersiniz. Bu lafı da duyduk hatırlarsınız hani... Sözün sahibi evet, ben öyle demek istemedim demedim diye demedim sonra demedi. düzeltmeye çalıştı ama bu bakış açısının bir ürünüydü o. En son Azerbaycan'a cihatçıları taşıyorsunuz lafını Fransız Ünal istihbaratı şey ile birlikte Ünal söylemişti. Bey söylemişti. E, buralarda bakıyoruz Mehmetçiğin harekete geçtiği her yerde. Sizin katıldığınız programda da Berhan Şimşek de militan kelimesini evet, zannediyorum. Ben, o da anında. valiler ve kaymakamlar. Var, Berhan Bey de valiler zannedip. ve kaymakamlar. Peki kaç dakikamız dediniz? Bir dakikamız. Peki, evet. Bir dakikayı şöyle tamamlayayım. Bakınız burada bu militan açıklamasının sebebi Türk ordusunu yürüttüğü mücadeleyle duygu birliğinin olmaması. Duygu birliği yok. Ona bakınca militan siyasi militan görüyor. Türkiye'nin militanı. Eğer militan diyeceksen hani davasına sahip çıkan hani bir TDK'daki tanımıyla Karşı söylemiyorum. Hı -hı. E, bu burada Türkiye'yi savunan, Türkiye'nin askeri diyebiliriz e, ordumuza. Mustafa İlker Yücel çok teşekkür ediyorum Biz teşekkür e, ediyoruz. Değerli sağ katkılar olun. da bulundunuz bize. Ufkumuz da açıldı. Sağolunuz, e, sağ evet. kolay Kolaylıkla. Davet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Sağ Beyaz TV izleyenlerine de çok saygılarımı sunuyor. Çok teşekkürler. Efendim sizlere çok teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki pazar saat 12'de inşallah